Merhaba. Araştırma nedir ve araştırmacıların sana soru sormak istemeleri ne demektir? Araştırma, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ya da bir insanın dijital oyunlarını neden bu kadar çok sevdiği gibi konularda fazla bilgi edinmeye yardımcı olur. Araştırmacılar çeşitli sorulara yanıt bulmaya çalışır ve yanıtların mümkün oldukça gerçek olabilmesi için de araştırmayı belirli bir şekilde yapmalılardır. Dolayısıyla bir araştırma çalışmasına katılman istendiğinde bunun nedeni araştırmacının en iyi yanıtı bulmak için senin fikrin önemli olduğuna inanmasıdır. Bir örnek verelim. Diyelim ki bir araştırmacı gerçekten ev ödevine ihtiyacımız olduğunu öğrenmek istiyor. O bakımdan politikacıların, okulların ve ebeveynlerin senin ev ödevleri hakkında ne düşündüğünü ve senin görüşlerine kulak vermeleri önemlidir. Ama önemli olan sadece senin görüşün değildir. Arkadaşların seninle aynı fikirde olmayabilir veya öğretmenlerin, ebeveynlerin ya da seninle ilgilenen kişiler. Ev ödevin iyi bir fikir olup olmadığı ve neden konusunda herkesin farklı görüşleri olabilir. Bu yüzden ev ödevine ihtiyacımız olduğunu öğrenmek için araştırma yapılması akıllıcadır. Bu araştırmacı ev ödevleri hakkında çok şey okumuştur. Politikacıların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin ne düşündüğünü öğrenmek için kendileriyle konuşmuştur. Ancak çocukların ve gençlerin ev ödevleri hakkında ne düşündüklerini de öğrenmek istiyor. Araştırmacı böylece öğrencilerle konuşabilir, onlarla bir deney yapabilir ya da onları ödev yapmayı bıraktıklarında ne olacağını anlamak için onlardan soruları yanıtlamalarını isteyebilir. Senin katılman da istenir. Araştırma çalışmasına katılman talip edilirse çeşitli haklara sahip olacaksın. Araştırmacı, araştırmanın neleri içerdiğini, neden seninle konuşmak istediğini, yanıtları nasıl kullanacağını ve kimlerin görebileceğini açıklamalıdır. Anlamadığın takdirde daha iyi bir açıklama istemen önemlidir. Araştırmacı ayrıca senin onayını da istemelidir. Bu, senin katılmak isteyip istemediğini sorması gerektiği anlamına gelir. Bazen araştırmacılar ebeveyninden veya sana bakan kişilerinden de onayını almalıdır. Eğer katılmayı kabul ediyorsan, fikrini her zaman değiştirebilirsin. Araştırmacı sana bunu nasıl yapılacağını açıklamalıdır. Ve unutma, herkes katılmayı kabul etse bile sen katılmak zorunda değilsin ve kimse bu konuda üzülmeyecektir. Kararlarını her zaman kendin vereceksin ve katılım için asla baskı altında hissetmemelisindir. Araştırmacı seni yeterince bilgilendirdiyse ve katılmayı kabul ettiysen araştırma çalışması başlayabilir. Peki sonra ne olacak? Bir araştırma çalışmasına katılıyorsan ne sorulduğunu anlaman önemlidir. Eğer anlamadığın bir şey varsa araştırmacı bunu sana açıklamalıdır. Yine de anlamadıysan yanıt vermekten vazgeçmelisindir. Yanıtların mümkün oldukça dürüst olmalıdır. Eğer herkes gülünç cevaplar verirse sonuçlar doğru çıkmaz. Yoksa sonradan araştırma sonuçlarını kullananlar yanlış tercihler yapabilirler. İyi araştırmalar en iyi bilgiyi sağlar. Bilgimiz ne kadar iyi olursa kararlarımız da o kadar iyi olur. Bu nedenle yetişkinlerin çocukların ne inandığını veya ne hissettiğini anlatmalarına yerine çocukların ve gençlerin araştırmalara kendileri katılmaları önemlidir. Araştırma çalışması bittiğinde araştırmacının ne bulduğunu ve çalışmanın sonuçlarını bilme hakkına sahipsin. Peki bir araştırma çalışmasına katılman istendiğinde neleri hatırlamalısın? Katılıp katılmamaya kendin karar verme hakkına sahipsin. Araştırmanın neleri içerdiğini, senden ne yapmanı istediklerini ve yanıtlarının nasıl kullanacaklarını anlama hakkına da sahipsin. Bir de araştırmacının ne bulduğunu ve araştırma çalışmasının sonuçlarını bilme hakkına sahipsin.